Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Bugün arkadaşlar sizlere kedilerin tarihinden bahsedeceğim. Bayağı bir araştırma yaptım. Nasıl evcilleştirildiğini, nerelerde yaşayıp buralara gelindiği gibi vesaire bir sürü maddeler öğrendim arkadaşlar. Sizlerle de şimdi onları paylaşacağım. Bu önemli bir konu olduğu için, tarihi konu olduğu için arkadaşlar yanlış bilgi vermek istemiyorum. Aralarda okuyacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle 70'ten fazla kedi ırkı olduğu söyleniyor. Bunu uluslararası organizasyonlar tescil etmiş. Tabii ki sayıda da gene de bir farklılıklar gösterebiliyor. Kediler arkadaşlar biliyorsunuz ki Antik Mısır'da tapılan hayvanlardır. Genelde Antik Mısır'da kedilerin ortaya çıktığı söyleniyor. Ama daha çok Mezopotamya'ya dayanıyormuş kedilerin ortaya çıktığı yer. Daha çok Mezopotamya'ymış aslında. Orada yaşayan insanlar bildiğiniz gibi kedilere tapıyor arkadaşlar. O yüzden bir sürü kedi heykelleri görüyorum. Böyle bir yer. İlginç. Değil mi arkadaşlar? O yüzden de Antik Mısır'da olduğuna inanıldığı için kedilerin orada evcilleştirildiğine inanılıyor. 2007'deki genetik birçok çalışma evcil kedilerin milattan önce 8000 yılında Orta Doğu'da Afrika yaban kedisi soyundan Felis silvestris türünden ortaya çıktığı söyleniyormuş arkadaşlar. Amerika'na göre de kediler dünyadaki en popüler kedilermiş arkadaşlar ve insanların en çok etrafında yaşadığı yerlerde her yerde bulunan kedilermiş arkadaşlar. Zaten bu da belli değil mi? Her yerde kedi var. Çok fazla kedi var. Bu da çok güzel bir şey. Sokaklarda, mahallelerimizde, evimizin kapımızın önünde her yerde kedi var yani. Bu şekilde arkadaşlar. Tek başlarına avlanmalarına rağmen sosyal bir türdür bu arada arkadaşlar. Sosyalliği seven hayvanlar. Kediler insan kulakları içinde çok zayıf ve yüksek sesleri, frekansları arkadaşlar fark edebiliyorlar, hissedebiliyorlar. İnsanlara göre daha zayıf renkli görebiliyor ve karanlık ortamları daha iyi görüyor kediler arkadaşlar. Ayrıca kediler 4000 yıl önce Mısır'da ortaya çıkmış arkadaşlar. Vahşi kedilerin 100 bin yıldan daha uzun zaman önce Mezopotamya'da insanların arasında yaşadıklarını ve milattan önce 12 bin yıl civarı köpekler, koyunlar ve keçiler de aynı zamanda evcilleştirilmiş arkadaşlar. Ve evcil kedileri Antik Mısır'da değil Mezopotamya'ya dayanmaktaymış aslında. Bu yüzden de vahşi evcil kediler yaşamış. Yani aslında Mezopotamya'ya evcil kedilerin türünün Mezopotamya'ya dayanması vahşi kedilerle insanların bir arada yaşamasından kaynaklı Mezopotamya'da olduğu bu şekilde yazıyor. Ama tabii Antik Mısır'da da birçok kedilerle ilgili bilgi var gördüğünüz üzere. Vahşi ve evcil kedilerin yaşanmış son ortak atası arkadaşlar 100 bin yıldan daha önce yaşamıştır. Bu şekilde arkadaşlar. Yani evet ilginç bir konu. Bu arada araştırırken de ben de bir şeyler öğrendim. Yani sonuçta sevdiğimiz hayvanlar hakkında o hayvanların tarihini, geçmişini, işte nasıl mevzular, olaylar olduğu gibi böyle şeyleri açıkçası merak ediyordum. Biraz bir şeyler de öğrenmiş olduk, bilgiler edinmiş olduk. Sizlerle de paylaştım arkadaşlar. Böyle farklı bir konu çekmek istedim sizlere. Umarım hoşunuza gider. Böyle bilgiler var arkadaşlar. Hoşuma gitti araştırırken de, sizlere sunarken de güzel bir konu oldu arkadaşlar. Bu arada defterim de kedili. Evet, gel beraber kapatalım hadi. Gel burada dolanıp duruyor. Evet, konu senin konunuz. Kedilerin tarihinden bahsettim bugün Reçel. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğene basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.